Merhaba sevgili çocuklarım. Bugün sosyal bilgiler dersimizde tüketime evet, israfa hayır konusunu birlikte işleyeceğiz. Öncelikle israf nedir onu bir öğrenelim. İsraf kaynakların, ürünlerin, emeğin ve zamanın boş yere harcanmasıdır. Yiyebileceğimizden fazla gıda almak, elbise ve ayakkabılarımızı çabuk eskitmek, aşırı su tüketmek, lambayı boş yere yakmak birer israftır. Demek ki buradan ne anlıyoruz? Her şeyi günlük hayatta kullandığımız bütün eşyaları ve kaynakları gerektiği kadar bizim ihtiyacımız kadar kullanmamız gerekiyor. Gereğinden fazla kullandığımız şeylerde, yani gereksiz yere kullandığımız şeylerde israf oluyor arkadaşlar. Peki bu israfların içerisinde en çok yaptıklarımız, yani günlük hayatta kullandığımız en çok neler bunun içine girer? Bunu öğreneceğiz şimdi. Öncelikli olarak su israfından başlayalım. Biliyorsunuz ki sınıfımızda da söylemiştik, dünyamızın dörtte üçü sularla kaplıydı. Ancak bu oran bizi yanıltmamalı. Neden? Çünkü bu dörtte üçlük kısmın hepsini biz kullanamıyoruz arkadaşlar. Çünkü deniz suyu tuzlu olduğu için tatlı su kullanabiliyoruz. Bu tatlı su denilen kullanılabilir sular yeryüzündeki toplam suyun çok az bir kısmını oluşturuyor. Yani biz dörtte üçü sularla kaplı, su miktarımız çok fazla diye bol bol kullanmıyoruz hiçbir zaman. Neden? Çünkü bunun bizim kullanabileceğimiz kısmı az. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Suyu kullanırken gerektiği kadar kullanıyoruz, ihtiyacımız kadar kullanıyoruz. Küçük önlemler alarak evimizdeki su israfını önleyebiliriz. Bu amaçla varsa evimizdeki bozuk muslukları tamir ettirmeli ve böylece suyumuzun boşa akmasının önüne geçmeliyiz arkadaşlar. Evet, bozuk musluk derken ne yapıyor? Musluk kapalı olduğu halde su damlatmaya devam ediyor. O yüzden ne yapacağız? Biz de bunu tamir ettirip o suyun akmasını engelleyeceğiz. Biz kullanmadığımız zamanlarda. O yüzden ne yapacağız? Orada da su tasarrufu yapmış olacağız. Ayrıca dişlerimizi fırçalarken veya ellerimizi sabunlarken musluğu açık bırakmamalıyız. Evet, bu çok önemli. Ne yapıyoruz? Mesela dişlerimizi fırçalıyoruz. Hemen nasıl olsa tekrar kullanacağım suyu diyerek musluğu açık bırakıyoruz. O yüzden buna çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dişlerimizi ne kadar kısa sürede de fırçalasak fırçalayalım, suyu fırçaladığımız süre boyunca kapalı tutuyoruz. İhtiyacımız olduğunda tekrar açıyoruz musluğu. Diğer bir kişisel bakım anlamında yapmamız gerekenler, duş süresini mümkün olduğunca kısa tutmalı. Sebze ve meyvelerimizi yıkadığımız suyu biriktirerek bu suyla çiçeklerimizi sulayıp balkonumuzu yıkamalıyız. Evet arkadaşlar, kişisel bakım anlamında diş fırçalarken ne dedik? Musluğu kapalı tutacağız ve duş süremizde ne yapacağız? Mümkün olduğu kadar kısa tutmaya çalışacağız. Boş yere su israfı yapmamak için arkadaşlar. Bunun haricinde sebze ve meyveleri biliyorsunuz yıkıyoruz öncesinde, yemeden önce. O yüzden buradaki biriken suyu da ne yapıyoruz? Boşa gitmemesi açısından çiçeklerimizi bu suyla sulayabiliriz. Balkonumuzdaki çiçekleri en azından tekrar bir daha su kullanmamıza gerek kalmaz. Diğer yandan tuvaletimizdeki sifonu gereksiz yere kullanmamalıyız. Su tasarrufuna yönelik bu davranışları hayatımız boyunca sürecek alışkanlıklar haline getirmeliyiz arkadaşlar. Su bizim hayatımızda biliyorsunuz çok önemli bir yere sahip. O yüzden suyun bittiği anda hayatımızda çok önemli maalesef değişiklikler olur. Bu yüzden ne yapıyoruz? Suyun kıymetini biliyoruz ve idareli kullanıyoruz, tasarruflu kullanıyoruz suyumuzu. Şunu unutmayalım arkadaşlar, suyun bilinçsizce tüketilmesi halinde tarımsal üretim azalır. Çünkü neden? Ne yapıyorlar? Besinleri suluyorlar, değil mi? Sulamazlarsa ne olur? O besinler büyümemeye başlar. O yüzden elde edemeyiz o besinleri. O yüzden arkadaşlar tarımı etkiliyor. Barajlardaki elektrik üretimi düşüyor. Sularda yaşayan canlı türlerinin nesli tükeniyor arkadaşlar. Suyun bilinçsizce kullanılması görüyorsunuz nelere sebep oluyor. O yüzden çok dikkatli oluyoruz. Su israfına yapmamaya çalışıyoruz. Suyu israf etmemeye çalışıyoruz arkadaşlar. Evet, başka bir israf
başlığımızsa ekmek israfı. Maalesef bu da çok yaptığımız bir şey. Ne yapıyoruz? Bu ekmek israfının temel nedeni gereğinden fazla ekmek alınması arkadaşlar. Yiyebileceğimiz kadar ve küçük gramajlı ekmekler almalıyız. Bazen yani daha fazla yiyeceğimizi düşünüyoruz. Aç olduğumuz zaman özellikle daha fazla yemek ekmek alıyoruz. O yüzden ne yapacağız? Bunun miktarını da elimizden geldiği kadar az tutmaya çalışacağız. Peki çok aldık, kaldı ekmek, yiyemedik, bayatladı. Daha fazla da yiyemiyoruz yemeğin yanında. Ne yapacağız? Bu bayat ekmekleri kesinlikle çöpe atmıyoruz. Değerlendireceğiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz bunun için? Kızartma, tost yapabiliriz. Mesela çorbaya katabiliriz. Köfte harcı olarak kullanabiliriz. Ekmek tatlısı yapabiliriz. Böylece bu bayat ekmekleri de çöpe gitmesi yerine ne yapıyoruz? Değerlendirmiş oluyoruz. Tabii ki elimizden geldiği kadar bayat hale getirmemeye çalışacağız. Ama bayat hale gelen ekmekleri de bu şekilde değerlendirebiliriz çöpe atmak yerine. Ekmek israfını azaltmanın bir yolu da paketli ekmek tüketimini yaygınlaştırmaktır. Çünkü paketli ekmeği derin dondurucuda 6 aya kadar saklayabiliyoruz. Yemek istediğimizde de ekmeği ısıtarak veya kendiliğinden çözülmesini bekleyerek tüketebiliyoruz. Evet arkadaşlar, demek ki açıkta satılan ekmeklerden alıyoruz genellikle, biliyorsunuz. Ama hani diyorsak işte her seferinde fazla alıyoruz, bu bize fazla geliyor, ayarlayamıyorsanız miktarını, ne yapacağız? Paketli ekmekler alıp onu tekrar paketli bir şekilde buzlukta dondurabiliyoruz. Daha sonra tekrar yeme imkanımız oluyor arkadaşlar. Bu şekilde de israfı önleyebiliyoruz. Başka bir israf yaptığımız alanımız elektrik israfı arkadaşlar. Elektrik biliyorsunuz günlük hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Gündüz yapamadığımız veya gündüz yaptığımız ama yetiştiremediğimiz, akşam da yapmamız gereken işleri biz elektrik sayesinde yapıyoruz. Elektrik sayesinde aydınlanıyoruz. O yüzden arkadaşlar elektrik hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Elektrik ihtiyaç duyduğumuzda düğmeye basıp ya da fişi prize takıp kolayca faydalanabildiğimiz bir kaynaktır. Bu kolaylığı nedeniyle bazen elektriğin kendiliğinden oluşan ve tükenmeyecek bir kaynak olduğunu düşünebiliriz. Yani sanki böyle her zaman hayatımızda elektrik olabilir, hiçbir zaman bitmez, tükenmez gibi düşünmüyoruz kesinlikle. Elektrik de bir tükenebilir bir kaynak arkadaşlar. Ancak ülkemizde elektrik enerjisinin önemli bir kısmı kömür, petrol, doğalgaz gibi tükenebilir kaynaklardan elde edilmektedir. Bu nedenle elektrik enerjisini kullanırken tutumlu olmalıyız arkadaşlar. Örneğin mesela kullanmadığımız odanın, yani odada bulunmuyorsak o anda ışığını kapatmalıyız. Veya işte prize takılı bir elektrikli aleti kullanmıyorsak prizden çekmeliyiz gibi. Bu şekilde tabii ki elektrik tasarrufu sağlayabiliriz. İsraf olmasına engel oluruz arkadaşlar. Başka neler söyleyebiliriz? Lambaları ve elektrikle çalışan ev aletlerini gereksiz yere açık bırakmamalıyız dedik. Fırınımız çalışırken kapağını sık sık açmalıyız. Aynı şekilde buzdolabımızın kapağının açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Sıcak su için evimize güneş enerjisiyle ısıtma sağlayan sistemler kurmalıyız. Yiyeceklerimizi tek tek değil, biriktirip topluca ütülemeliyiz. Çünkü her seferinde ütüyü takarsak ne olur? Her seferinde ısınmak için sürekli enerji harcar ve elektrik daha fazla olmasına sebep olur arkadaşlar. Bu yüzden elektriği de ne dedik? İsraf etmiyoruz, bizim tükenebilir kaynaklarımız arasında olduğu için. Başka israf ettiğimiz şeylerden birisi de kağıt israfı arkadaşlar. Kağıt genellikle ağaçtan elde edilen bir tüketim malzemesi olduğu için kağıdı ne kadar kağıt israf edersek o kadar da ağaç kesilmesine sebep oluyor maalesef. O yüzden bunu çok iyi düşünüyoruz. Ağaçlarımız da azalırsa ne olur biliyorduk, dersimizde söylemiştik değil mi? Havadaki oksijen miktarı azalıyor ve nefes almamız, havadaki temiz hava oranı azalıyor ağaçlarımız olmazsa. O yüzden arkadaşlar ağaçlarımızı korumak adına kağıtlarımızı da bağlantılı olarak boş yere kullanmıyoruz. İhtiyacımız kadar kullanıyoruz ve ihtiyacımız neyse onun için kullanıyoruz. Onun haricinde yani elinizde fazla kağıt olabilir, bu benim için fazla, zaten ders için kullanmayacağım deyip yine onu da boş yere kullanmıyoruz.
şeklinde yapmıyoruz arkadaşlar. Peki bu kağıt israfını azaltmak için neler yapabiliriz? Kağıdın her iki tarafını da kullanmalıyız. Mesela atıyorum bir kağıdın bir yüzüne yazdınız, çalışma yaptınız veya başka bir şey yaptınız. Arka tarafını da başka bir şey için kullanabilirsiniz. İlla o kağıdı kullandım, çöpe atayım değil. O yüzden iki tarafını da kullanıyoruz. Bilgilerimizi bilgisayar ortamında korumalı ve iletmeliyiz. Yani genel hani elimizden geldiği kadar kağıdı az kullanmaya çalışmalıyız. Eğer bilgisayarla da gönderebiliyorsak, halledebiliyorsak işimizi bilgisayarla halletmeliyiz. Yapacağımız işin niteliğine uygun olarak doğru kağıdı kullanmaya özen göstermeliyiz. Kullanılmış kağıtları ve kartonları çöpe değil, geri dönüşüm kutularına atarak bunların yeniden kazanılmasına katkıda bulunmalıyız arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz ki okulumuzda da vardı geri dönüşüm kutularımız. Her zaman o kağıtları geri dönüşüm kutusuna attığımız zaman çöpe gitmiyor biliyorsunuz. Bize belli işlemlerden geçtikten sonra tekrar geri dönüyor arkadaşlar. O yüzden bu da bizim için çok önemli. Kullandığımız kağıtları geri dönüşüm kutusuna atmalıyız. Evet. Başka bir israf yaptığımız bir alan giysi israfı arkadaşlar. Giysi dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Üzerimize giyim anlamında kıyafetler alıyoruz. Evlerimizde israf etmememiz gereken kaynaklardan birisi de giysilerimiz dedik. Giysi giderleri ailemizin bütçesinde önemli bir yer tutar. Bu nedenle ihtiyacımız yoksa giysi almamalıyız. Tabii ki de arkadaşlar mesela ceketiniz henüz eskimemiştir veya ayakkabınız henüz eskimemiştir, pantolonunuz henüz eskimemiştir ama üzerine siz sürekli pantolon almaya, ceket almaya devam ediyorsunuz. Bu israf oluyor arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Elimizden geldiği kadar, ihtiyacımız kadar giysi alıyoruz. Giysilerimizi ve ayakkabılarımızı kullanırken onların ömrünü kısaltıcı hareketlerden kaçınmalıyız. Yani ben bunu nasıl olsa bir daha giymem deyip yani hor kullanmamalıyız arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar dikkatli kullanmalıyız. Ömrünü uzun tutmalıyız giysilerimizin. Aynı giysileri kardeşlerimizin veya ihtiyacı olan başka çocukların da kullanabileceğini unutmuyoruz arkadaşlar. Evet, biz belki bize küçülebilir boyumuz uzadığı için o kıyafetleri düzgün ve temiz kullandığımız zaman ne yapıyoruz? Başka ihtiyacı olan kişilere veya kardeşlerimizin de giymesini sağlıyoruz. Böylelikle israf yapmamış oluyoruz. Buna da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet, başka bir israf yaptığımız alan zaman israfı. Bu çok önemli biliyorsunuz. Zamanımız çok kıymetli bizim. Okulda geçirdiğimiz zaman, evde geçirdiğimiz zaman veya hafta sonu dışarıda geçirdiğimiz zaman her yerde farklı şeyler yapıyoruz arkadaşlar ve bu yaptığımız şeyleri de dolu dolu yapmaya çalışıyoruz. Yani boşa geçirmek istemiyoruz, boş şeyler yapmak istemiyoruz. Burada da zaman israfı devreye giriyor. En önemli israflardan biri de zaman israfı dedik arkadaşlar. Zaman israfının önüne geçmek için öncelikle zamanımızın sonsuz değil, sınırlı olduğunu bilince olmalıyız. Yani ne diyoruz mesela bunun için? Biz bugünü bir daha yaşayabilir miyiz? Veya işte 15 Mayıs tarihini bir daha yaşayabilir miyiz? Aynı günü tekrar yaşayamayız. O yüzden ne yapıyoruz? Bunun bilincinde oluyoruz. Aynı elektriğin, suyun da tükendiği gibi zamanımız da tükeniyor arkadaşlar. O yüzden değerli kullanıyoruz. Dolu dolu kullanıyoruz. Oyuna, televizyon seyretmeye, uykuya ve yemeğe gereğinden fazla zaman ayırmıyoruz arkadaşlar. Bazen oyuna çok dalabiliyoruz veya televizyona seyretmeye çok vakit ayırabiliyoruz. Bunlara çok dikkat edeceğiz. Zamanımızın boşa geçmemesi için. Zamanı verimli kullanma adına hayatımızı planlamalı ve işlerimizi bu planla uygun olarak yürütmeliyiz. Evet, ne yapıyoruz? Mesela okuldaki vaktimizi geçirdikten sonra eve gidiyoruz. Evde de belli bir program uyguluyoruz. Ders çalışma saatimiz oluyor. Arkasından yemek yeme saatimiz oluyor. Arkasından tabii ki ailemizle vakit geçirme saatimiz oluyor. Hepsini planlı yaptığımız sürece zamanımızı boşa harcamamış oluruz. Hepsine belli bir zaman ayırmış oluruz arkadaşlar. Buna da dikkat ediyoruz. Evet, kısa bir etkinliğimiz var. Neler öğrendiğimizle ilgili doğru yanlış etkinliği arkadaşlar. Şimdi birlikte yapalım onu. Birinci cümlemiz bozuk muslukları tamir ettirmeliyiz. Evet, ne dedik? Su israfı
israfı konumuzda bozuk muslukları tamir ettirmeliyiz demiştik arkadaşlar. Doğru diyoruz buna. Evet, devam edelim. Bayatlayan ekmekleri çöpe atmalıyız. Hayır, ne dedik bunu? Ekmek israfı konusunda bayatlayan ekmekleri çöpe atmamalıyız. Ne yaparız bununla? Tost yapabiliriz, çorbalara atabiliriz, köfte harcına katabiliriz. O yüzden arkadaşlar bayatlayan ekmekleri kesinlikle çöpe atmıyoruz. Yanlış diyoruz buna da. Evet, devam ediyoruz 3. cümlemizle arkadaşlar. Küçük gelen giysilerimizi çöpe atmamalıyız. Evet, küçük gelen giysilerimizi çöpe atmıyorduk. Ne yapıyorduk? Kardeşimize veya ihtiyacı olan başka birine verebiliyorduk. Küçük gelen giysilerimizi çöpe atmıyorduk. Doğru arkadaşlar. Sınıfımızda ders yaparken elektrik lambaları her zaman açık olmalıdır. Hayır, ihtiyacımız varsa, eğer sınıfa gelen güneş bizim için yeterli değilse, göremiyorsak, o zaman açıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle ihtiyacımız yoksa elektrik lambalarını her zaman açık tutmuyoruz ve de tabii ki sınıftan çıktığımız zaman da çıkarken lambayı kapatıyoruz. İhtiyacımız olduğu zaman kullanıyoruz. O yüzden buna ben yanlış diyorum. Televizyon, bilgisayar ve diğer cihazları aynı anda kullanmalıyız. Ne yapıyoruz? Düşünün, televizyon orada açık, bilgisayar önünüzde açık ve diğer elektronik cihazlar da açık. Hepsini aynı anda kullanabilir misiniz? Zor. O yüzden ne yapıyoruz? Hangisini kullanacaksak sadece onu açıyoruz. Elektrik israfı yapmıyoruz arkadaşlar. O yüzden buna da yanlış diyorum. Devam ediyorum. Son cümleme geçtim arkadaşlar. Televizyonu izlemediğimizde kapatmalıyız. Evet, doğru. İzlemiyorsak neden açık dursun? Elektrik israfı olur. O yüzden izlemiyorsak televizyonu mutlaka kapatmamız gerekiyor. Evet, dersimiz burada sona eriyor arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.